yarışmamıza 292 hesap mansiyon olmuş oluyor. İkinci mansiyon İstanbul'dan ya evde balkonda saksıya yok bahçe varsa bahçesine gider. Var ben bahçe. Senin seni aran çok çok. Sana iki tane. İnanıyorlar burada aslında. Çekiyorum buradayım. Osman Gazi Belediye'mizin kültürel faaliyetlerinden en önemlisi. Havatan Tanpınar Edebiyat Yarışması Türkiye'nin en uzun soluklu, ara vermeden 2001 yılından başlayarak bugüne kadar gelen bir yarışma. Bu yılki yarışmamıza 111 eser katılmış. Zonguldak, Elazığ, Antalya, İstanbul, Mersin, Ankara. Tabii Bursa'mızda var. Bursa'da var. Dereceye giren 3.'den başlayalım. Türkü Rumuzu ile katılan Bir Çingene Masalı adlı eser İzmir'den Eşref Karadağ tarafından gönderilmiş ve 3. olarak seçilmişler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Divit Rumuzu ile katılan Nilgün ve Nakkaş adlı eser İstanbul'dan Emir Ali Çevirme tarafından gönderilmiş ve ikinciliğe layık görülmüş. Emir Ali Çevirme'yi de buradan tebrik ediyoruz. Kebikeç Rumuzu ile katılan Kambur adlı eser Zonguldak'tan Esra Kahya tarafından gönderilmiş ve birinciliği almışlar. Bunu da tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni eserler üretmelerini bekliyoruz. Hem jüri olarak hem de vatandaş olarak bundan sonraki süreçte kendileri birer romancı olmuşlardır. Hayırlı olsun diyoruz. Bu tür yarışmalarda önemli olan sürekliliktir. Bu sürekliliği sağlaması itibariyle Sayın Belediye Başkanı'na ben hasaten jüri üyeleri adına teşekkür ediyorum. Tanpınar'ı Bursa Osman Gazi Belediyesi'nin sahip çıkması, bu anlamda sahip çıkması hem Tanpınar adını yaşatmakta ve onu daha geniş kitlelere duyurmakta bir faydası. Diğer yandan da yeni kabiliyetlerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor. Genç yazarların roman türü üzerine bu kadar büyük çaba gösterdiğini ve kıymetli eserler verdiğini görmek mutluluk verici. Osman Gazi Belediyesi'ne Sayın Başkan Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum bu sürekliliği sağladıkları için. Yarışmaya katılanlara bu çabalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Derece alanlara da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şu yapılan işin ülkemiz için, insanımız için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hakikaten insanımızın bu çağda en çok düşünmeye, yani tefekkür etmeye, okumaya, anlamaya, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Osman Gazi Belediyesi'nin kültüre verdiği değeri Türkiye'deki belediyelerin en az yarısının vermiş olması gerekir ki biz o çok arzu ettiğimiz hani ileri derecedeki toplumlar seviyesine geleceğiz diyoruz ya, oraya gelmiş olalım. Ülkemiz Osman Gazi Belediyesi'nin öncülüğünde Türk edebiyatına çok ciddi katkılarda bulunuyor. 20 yıl sürekli yapılan bu yarışmalarla edebiyatımıza, düşünce hayatımıza, duygu hayatımıza ciddi katkılarda bulunuyor.